Son zamanlarda herkesin dilinde bir 2030 mevzusudur takılmış gidiyor. Ne olacak 2030 yılına kadar? Dünyaca ünlü Time dergisi internet üzerinden 2030 yılında sonlanacak olan ilginç bir geri sayım başlattı. Videoyu yayınladığım şu sıralar tam olarak 8 sene, 2 ay, 20 gün kaldı. Bill Gates, 2030 yılına kadar dünya üzerinde fakir insan kalmayacak diyor. Kabul edelim ki hızla değişen dünya son 2 yıl içerisinde neredeyse hiçbirimizin tahmin edemediği olaylarla karşı karşıya kaldı. İşte bu durum dünyanın dört bir yanından uzmanları ve araştırmacıları önümüzdeki 8-10 yıl içerisinde nelerle karşılaşma ihtimalimiz olduğu üzerine çalışmalar yapmaya zorluyor. Böylece son yüzyılın en olaylı senesi olan 2020'de yaşadığımız hazırlıksızlığın önüne geçme gayretindeler. Başımıza neler geleceğinin en doğrusunu tabii Allah-u Teala daha iyi bilir. Ama yaşanabilecekler konusunda fikir sahibi olmanın kimseye bir zararı olmaz sanırım. O halde gelin şu 2030 söylentileri neymiş, biraz derine inelim. Her şey 2020 yılına girdiğimiz anda başladı. Gözümüzle dahi göremediğimiz bir varlık tüm dünyanın dengesini bir anda alt üst etti. Sonra iliklerimize kadar işleyen bir sözle tanıştık biz insanoğlu. Yeni normal. Artık eski normali unutun dediler. O dünya geride kaldı. Yeni dünya yaşamına alışın. Her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki çok çabuk alışıverdik bu mesafeli düzene. Alışmasına alıştık fakat her geçen gün gelecekle ilgili yepyeni senaryolar sunulmaya başlandı önümüze. Pandemiye hepimiz hazırlıksız yakalandık. Üzerinden 2 sene geçmesine rağmen insanların kafası hala karışık ve ne yapılması gerektiğine dair soru işaretleri, güvensizlikler, insan psikolojisini yavaş yavaş ama derinden iz bırakacak şekilde etkilemeye devam ediyor. Yönlendirilmeyi kabul etmekten başka çare bırakılmayacak şekilde küresel bir düzenin içine doğru hızla çekiliyoruz. Kabul edelim ki artık hepimiz dijital köleler haline dönüştük. Bir yandan büyük şirketler neyi, nasıl düşünmemiz gerektiğini beynimize ilmek ilmek işlerken, diğer yandan doğa giderek kirlenmeye ve dünya daha yaşanamaz bir hale gelmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen dergilerinden Time'ın resmi internet sitesinde gizemli bir geri sayım başlatıldı. 2030 yılına kalan süreyi yıl, ay, gün ve saniyesine kadar gösteren bir geri sayım. Neyin nesidir bu herkesin konuştuğu geri sayım diye sorduğumuzda, Time'da yapılan o açıklama gözümüze adeta bir darbe gibi çarpıyor. Önümüzdeki 10 yıl, gezegenin insan yaşamına uygun olup olmayacağını belirleyecek. Hızla değişmekte olan dünyanın insan yaşamına uygun olup olmadığı, bu 10 yıl içinde belli olacak diyerek başlatılan bir geri sayım. Birçok bilim insanı ve araştırmacı, hızla yükselmeye devam eden nüfus artışının, gezegenimizde yaşamının uygun olmayacağı bir geleceğe doğru gittiğimizi savunuyor. Hatta bu iş öylesine ciddiye alınıyor ki, belki kulağınıza tuhaf gelebilir ama birçok dünya zengini bir başka gezegende yaşamak için çoktan büyük yatırımlar yaptı bile. Dünyada kalmayı düşünenler ise kendilerine insanlardan uzak adalar satın alıp zorlu koşullara karşı ayakta kalabilecek yapılar inşa ediyor, yiyecek, içecek ve silah depoluyorlar. Peki ne oluyor dünyaya? Gerçekten de bu gezegende yaşam olanaksız hale mi gelmek üzere? Pandemiden önce kimse hiçbir şeyin farkında olmadan hayatlarına devam ediyordu. Dünyanın aslında nasıl küresel bir sorunla karşı karşıya kalabildiğini hepimiz deneyimledik. Üstelik bu sorun yapay yolla üretilmiş bir sorun mu yoksa doğal bir süreç mi ondan bile emin olamıyoruz. Fakat bilim insanlarına göre içinde bulunduğumuz durum sadece bir başlangıçtı ve karşımızda çok daha büyük bir tehdit bulunuyor. Her geçen gün daha fazla duymaya başlayacak olduğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliği. Dünyanın ortalama sıcaklığının 1 derece bile artması, yaşanan doğal felaketlerde %30'luk bir artış meydana getiriyor uzmanlara göre. O yüzden her geçen gün dünyanın dört bir yanından birbirinden farklı çarpıcı doğa olayı haberleri gelmeye devam ediyor. Durdurulamayan buzulların erimesi deniz seviyesini giderek arttırmaya devam ediyor. Bu şekilde devam ettiği sürece 2030 yılına kadar deniz kenarındaki yüz milyonlarca kişinin yerleşim yeri kalıcı olarak sular altında kalacak. Yayınlanan rapora göre Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da bulunan 1 milyar insanın ise gıda ve su kıtlığı yüzünden göç etmek zorunda kalabileceği yazıyor. Su fakiri olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ülkelerden biri de Türkiye.
uzmanlara göre acil önlemler alınmazsa iklim değişikliğindeki en ufak bir artışta bile susuzluk sorunu Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer teşkil edecek. Küresel ısınmanın ürperten sonuçlarından bir diğeri de Türkiye'de son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan Asya kaplan sivrisineği. Dünya üzerinde en çok insan ölümüne yol açan canlının sivrisinekler olduğunu biliyor muydunuz? Ölümcül virüs taşıyan bu sivrisinekler Asya ülkelerine seyahat edenlerin yakından tanıdığı bir canlı. Ama işin ilginç yanı, son dönemlerde Türkiye'nin birçok şehrinde Asya kaplan sivrisineği görülmeye başlandı. Eğer gerçek anlamda Asya kaplan sivrisinekleri bu coğrafyaya yerleşmeye başlarsa, 2030 yılına kadar en çok konuşacağımız konulardan biri de bu sivrisinekler olabilir. Yaz aylarında dikkatli olmaya özen gösterin. Asya kaplan sivrisineklerini beyaz benekli vücudundan ayırt edebilirsiniz. Ve etrafta açık su kapları bulundurmayın. Böylece üremelerinin bir nebze önüne geçmiş olursunuz. 2030 yılına kadar karşı karşıya kalma ihtimalimiz olan bir başka büyük sorun ise küresel çapta yaşanacak olan internet ve elektrik kesintisi. Geçtiğimiz gün yaşanan birkaç saatlik bazı sosyal medya mecralarındaki bağlantı sorununun dünyada nasıl bir yankı oluşturduğunu göz önünde bulundurduğumuzda tüm internetin tamamen gittiğini hayal etmek zor olmasa gerek. Ve uzmanlara göre 2030 yılına kadar dünya böyle bir ihtimalle karşı karşıya. Güneşte meydana gelmesi beklenen büyük fırtınaların küresel çapta yaşanacak ve aylarca sürebilecek bir internet kesintisine dikkat çekiyorlar. Daha büyüğü ise bu fırtınaların tüm elektriğin tamamen kesilmesine de yol açabilecek olması. Aynı zamanda büyük ölçekte elektrik kesintilerini sadece güneş kaynaklı beklemek de doğru değil. Halihazırda şu an Çin büyük bir elektrik sorunuyla yüzleşiyor. Ülke çapında yaşanmakta olan büyük elektrik kesintileri son günlerde yaşamı durma noktasına getiriyor adeta. Küreselci ütopik bir geleceğin ilk adımlarının atıldığı şu son zamanlarda dillendirilen 2030 söylentilerine dahil olan konulardan biri de hiçbir şeye sahip olmayacaksın ama mutlu olacaksın başlıklı öngörü. Önceleri Dünya Ekonomi Forumunda konuşulduğu söylenen, sonraları ise yalanlanıp farklı kaynaklar gösterilerek öne sürülen bu sahipsizlik iddiası gerçekten planlanan bir şeyse oldukça enteresan. Hiçbir şeye sahip olmayıp mutlu olacaksının anlamı, gelecekte ne kendine ait bir evin, ne de araban vesaire herhangi bir eşyan olmayacak. Sadece kullanacağın zaman kiralayıp, işin bitince de bir başkasına devredeceğin ürünlerin olacak. Evinden dışarıya çıktığın vakit, salonunda başkaları tarafından 2 saatlik bir iş toplantısı yapılabilecek. Bisikletine kullanmadığında bir başkası binecek, kıyafetlerini de aynı şekilde giymediğin zaman başka kişiler giyecek. Olur mu öyle şey dediğinizi duyabiliyorum. Gerçekten de 2030 yılı için konuşulan konulardan biri de bu sahipsizlik planı. Eğer hiçbir şeye sahip olmazsak herkesin daha mutlu olacağına inananlar var. Tabii bu arada işin mantığında her şeyin ücretsiz olması yatıyor. Evin veya araban için para ödemene gerek yok. iPhone'un yeni modeline sahip olmak da hayal olmaktan çıktı. Çünkü isteyen herkes telefonunu ücretsiz olarak alabilecek. Ama tüm bunların karşılığında bir beklenti var. Tam anlamıyla dijital köleler haline gelmemiz gerekiyor. Bedavaya aldığın cep telefonunda sosyal medyada gezinirken sana gönderilen reklamları ve izlemeniz istenen herhangi bir videoyu atlama veya izlememe gibi bir hakkınız olmayacak. 7/24 takip altında olduğunuz, mahremiyetin olmadığı, ne düşündüğünüzden ne yediğinize kadar izleniyor olduğunuz bir gelecek. Kulağa rahatsız edici gibi geliyor olsa da bedava olması insanları kabul ettirmek için önemli bir etken olabilir. Bu konuyla ilgili size bir kitap önerim olacak. Okumayanlarınız varsa George Orwell'ın 1984 isimli kitabını mutlaka okuyun. ...2030 yılına kadar yaşanması beklenen gelişmelerden biri de her geçen gün yeni keşiflerin gerçekleştiği gen teknolojisi ve ortaya çıkaracağı sonuçlar. Genler üzerinde yapılan değişiklikler ile kaplan görünümüne sahip küçük bir evcil kediniz olabilecek. Tabii her ne kadar etik açıdan genler üzerinde yapılan ve hayal edebildiğinizin ötesinde sonuçlar çıkarabilecek bu teknolojiye yasal engeller getirilecektir. Sağlık ve genetik bozuklukları iyileştirmek için kullanılması açısından iyi ama öte yandan dünyayı büyük bir kaosa sürükleyebilecek kadar da tehlikeli olabilecek bu teknolojiyi gizli kapaklı kullanmak isteyenler için yeraltı laboratuvarları sinsi bir şekilde çoğalmaya başlayacak. Bu teknolojinin suç oranında ve insan kaçakçılığında artışa sebep olabileceği de ayrı bir konu.
Kimilerine göre 2030 yılında insanları kızıl gezegene taşımak için gerekli altyapıya sahip konuma gelecek dünya. NASA başbilim insanlarından Alan Stofan, Mars'a gerçekleştirilecek insanlı yolculukla da orada karşılaşmamızın muhtemel olduğu dünya dışı yaşama ait kanıtlar bulma ihtimalimiz var, diyor. 3D print teknolojisi hızla gelişiyor olması sebebiyle geleceğin en önemli araçlarından biri haline gelecek. 2030 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan ve üzerinde çalışılan konulardan biri de 3D printerlardan yapay organ üretmek. Bu gerçekleştiği takdirde birçok hastalığa çare olabileceği düşünülüyor. 2030 yılına kadar televizyon, bilgisayar ya da iPad ekranlarınızı unutun. Çünkü üzerinde çalışılan bir başka teknoloji ise 4D görüntüleri doğrudan göz retinanıza yansıtabilecek. Ekstra bir kulaklık, gözlük veya ekran olmadan direkt olarak gözünüzün içinde bir film izleyebilecek ya da yakınlarınızla iletişim kurabileceksiniz. Ve tabii bir diğer tartışmalı konu yapay et üretimi. Bill Gates'e göre küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri de ineklerin çıkardığı gazlar olduğu için et tüketimi ortadan kaldırılıp yerini yapay olarak üretilmiş ve raflarımıza gelmiş etlerin alması planlanıyor. Gelişen bilgisayar oyunlarının gerçekçiliği sayesinde gençler yaşadığımız bu dünyadan daha da soyutlanarak kendilerini oyunların fantezi dünyasına kaptırıp gerçek dünya ile sanal dünya arasında uyum sorunları yaşamaya başlayacak. İnternet ise cep telefonları ve bilgisayarlardan ziyade birçok ev aletimizde yer alacak. Nesnelerin internetiyle tanışın. Artık buzdolabınızın bağlı olduğu internet sayesinde içinde hangi yiyeceğin ve içeceğin fazla veya eksik olduğu başkaları tarafından takip edilebilecek ve bu sayede telefonunuzu elinize aldığınızda buzdolabınızdaki eksik ürünün reklamlarıyla karşılaşacaksınız. İsveç'te yapraklarına sensörler takılmış bir ağacın kendine ait bir Twitter hesabı olduğunu ve ağacın kendi duygularını tweet atabildiğini duymuş muydunuz? Aklınıza gelmeyecek yerlerde bile internet bağlantısı olacak. Ve tabii geleceğin olmazsa olmazı robotlar. Dünyadaki robot sayısının insan nüfusunu geçeceği tahmin ediliyor. Her geçen gün insan fıtratının bozulmaya devam etmesiyle karşılaştığımız robotlarla evlilik yapan kişileri gördüğümüzden robotların ne derece insan hayatında yer edeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Robotların insanlık için fayda mı sağlayacak olduğu yoksa büyük bir tehlike mi arz edeceği ise tartışma konusu. Görünüşe göre 2030 yılına kadar oldukça hareketli bir süreç bizleri bekliyor gibi. Bu sürecin insanlık adına yarar sağlamasını temenni ediyorum. Öte yandan küresel güçlerin nasıl bir plan kurguladıkları ve hedeflerinin gerçek anlamda iyiye ve doğru olana hizmet edip etmeyeceğinin şüpheler barındırdığı sanırım birçoğumuz tarafından kabul ediliyor. Hiçbir şeye sahip olmayacağımız bir geleceğin insanlık açısından daha iyi olacağını söyleyen kişilerin dünyanın dört bir yanından toprak sahibi olma çabaları ise biraz tuhaf. Eğer ki birilerinin tüm insanlık üzerinde kötü planları varsa şayet, ben kendi adıma biraz izleme moduna geçtiğimi ve içimin rahat olduğunu söyleyebilirim. Zira hiçbirimiz hiçbir şeyin gerçek sahipleri değiliz zaten ve bunun bilincinde olarak mutlu olmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü her şeyin tek bir sahibi var, o da Yüce Allah Azze ve Celle. Bazıları şunu unutmuş olabilir ama bu dünya ne Nemrutlar, Karunlar gördü. Öte yandan bozulduğu iddia edilen iklimler ve küresel ısınma için de bir ilahi müdahale hazırlanmıştır illaki. Hz. Mikail meleği boşuna mı var sanıyorsunuz?